TürkSat Dijital Hayatı sunar. Dijital Hayat. Merhaba sevgili dinleyiciler. Program yapımcılığını Kenan Bölükbaş, teknik yönetmenliğini Önder Arıcan, danışmanlığını Bilal Eren'in yaptığı Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Dijital Hayat programının bu haftaki konuğu, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Sayın Bilal Tırnakçı. Sayın Tırnakçı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın Veli Bilgilendirme Sistemi e-okul üzerine konuşacağız. Ve şimdi söz Bilal Eren'de. Dijital Hayat'ta hoş geldiniz. Bu hafta İnternet, sosyal medya ve bilişimi konuştuğumuz programımızda okulların tatiline girmesine çok kısa bir süre önce veli bilgilendirme sistemi e-okulu konuşacağız. Bu konuyu konuşabilecek en yetkili kişiyle beraberiz. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Sayın Bilal Tırnakçı Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Ankara'dan ayağınızın tozuyla stüdyoya geldiniz. Evet. Şimdi bu konuyu çok yarı yıl tatil öncesi çok kıymetli bir konu. Bunu konuşacağız. Ama öncesinde her hafta biz E-Devlet Kapısı, Türkiye Gov.tr hepimizin hayatını etkileyen ve çok faydalı servisler sunan E-Devlet Kapısı'nın bir özelliğini her hafta anlatıyoruz. Bu hafta Tuğan Avcıoğlu, E-Devlet Kapısı kıdemli uzmanı bağlanacağız ve bakalım bu hafta bize ne anlatacak. Tuğan Bey, hatta mısınız? Evet, buyurun. Alo. Alo. Nasılsınız Tuğan Bey? İyi, sizler misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Biz her hafta sizlerin katılımıyla E-Devlet Kapısı'nın bir özelliğini anlatıyoruz. Bu hafta hangi özelliği anlatacaksınız? Sizin konuğunuzun yaptığı, daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmeti üzerine aslında bir özelliğimizden bahsetmek isterim. Tamam. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul sistemine doğrudan giriş sistemi, yani şifresiz giriş sistemimiz E-Devlet Kapısı'nda sunulmaktadır. Bunu neden yapıyoruz? Şimdi velilerimiz özellikle şifreyi unutma veya öğrenci bilgilerini girmeme ya da unutma, bilmeme noktasında sıkıntı yaşamasın diye E-Devlet Kapısı'na girmiş bir velisi, öğrenci velisi doğrudan e-okul sistemine girerek öğrencinin bilgilerini görme ve bilgilerinden haberdar olma noktasında çalışma yapabiliyor. Peki, aslında o bu birçok insanın en çok hoşuna giden hizmetlerden. Çünkü az önce söylediğim gibi öğrencinin özellikle okul numarasını bilme zorunluluğu var e-okula girebilmek için. Evet. Bunu dolayısıyla engellemiş oluyoruz ve zaten E-Devlet Kapısı birçok konuda kullanılıyor. E-Dev şifresiyle de e-okul sistemine doğrudan girilebiliyor. Buna hem bilgisayardan hem de akıllı telefonlardan girebiliyoruz sanırım. Doğrudur. Özellikle yani bilgisayar ve akıllı telefon kullanılır. Yani internetin olduğu her ortamda giriş yapılabiliyor. Çok teşekkür ediyoruz bu bilgilendirme için. Velilerimiz, öğrenciler ve öğretmenlerimiz bu uygulamanın üzerinden veli bilgilendirme sistemi kullanabilirler. Teşekkür ederiz Tuğan Bey. Ben hemen bir bilgi daha vermek istiyorum. Tamam. Çok yakın zamanda 15-18 yaş arasında da öğrenci, özellikle milli eğitimde okuyan öğrencileri de ilgilendiren bir konu olduğu için şifre dağıtmaya başladık. 15-18 yaş arası da E-Devlet Kapısı'nı kullanabilecek bundan sonraki süreç. Çok süper bir gelişme. Tamam, teşekkür ederiz Tuğan Bey. Haftaya görüşmek üzere. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun. Dijital Hayat devam ediyor. Evet, tekrar beraberiz. Sayın Bilgi İşlem Daire Başkanı Bilal Tırnakçı ile beraberiz. En yetkili kişi dedim. Çünkü sadece Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bir kurumun Bilgi İşlem Daire Başkanı yani gibi görünüyor ama siz aslında öğretmenlere, öğrencilere çok büyük hizmetler sunan bir sistemin de başındasınız. Belki başka işler de yapıyorsunuz. MEP Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ne yapar? Belki müşterisi en çok kurumlardan bir tanesiyiz biz. 25 milyona yakın kayıtlı öğrenciyi takip ediyoruz. 1 milyona yakın kayıtlı öğretmenin özlük hakları, nakilleri ve
yer değiştirmesi gibi hareketlerini takip ediyoruz. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel müdürlüklerinin ihtiyacı olan iş ve işlemleri yaptığımız 87 adet yazılımımız var. Bu yazılım, 87 adet. Evet. Bunları şimdi saysam her biri bir yok, program. Bu hafta sadece e-okulu konuşalım. Evet. Dolayısıyla büyük bir ekiple ve muhataplarımızın ruh dünyasını da hedef alarak, yani onların hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak, bunu özellikle şunun için söylüyorum, e-okula geleceği için, o çocukların ilginç dünyaları var. Biz ekrana koyduğumuz rakamdan onlar nasıl etkileneceklerini ve onlara verdiğimiz hizmetin nasıl yansımalar olduğunu düşünerek öyle bir hassasiyetle çalışıyoruz. Ve ekibimiz bu anlamda işte mühendislerden, eğitimcilerden ve yazılım uzmanlarından, sistem sorumlularından oluşuyor. Büyük, ciddi ve donanımlı bir ekiple çalışıyoruz. Evet, şimdi bugün tabii e-okulu konuşalım istiyoruz. Evet. Hem yarı yıl tatili öncesine iyi denk geldi, hem de büyük bir kitleyi ilgilendiriyor. Veliler, öğrenciler, öğretmenler. E-okul nedir Bilal Bey? E-okul aslında bu bir marka oldu 2008'den beri. E-okul deyince insanlar hemen zihinlerinde notlar canlanıyor. Öğrencilerin notları, devamsızlıkları, öğrencilerin her şeyini takip ettiğimiz bir sistem. Beraberinde bakanlık politikalarının belirlenmesinde işimize yarayacak istatistiki bilgilerin de üretildiği bir program. Bu sistem çevrimiçi çalışıyor değil mi? Yani internet üzerinden çalışıyor. Tabii tabii. Evet. Her isteyen dünyanın her yerinden ulaşabiliyor. Mekandan bağımsız ulaşılabiliyor. Veri girilebiliyor. Veri takibi yapılabiliyor. Tabii kullanıcının yetkisine ve kullanış amacına bağlı olarak yetkilendirmeler yapıyoruz. Her yerde ulaşılabiliyor. O zaman şöyle, şimdi buna genel olarak veri bilgilendirme sistemi diyorlar ama bu sadece veri bilgilendirme sistemi değil. Öğretmen, öğrenci, üç tarafında bilgi yüklediği, bilgi aldığı bir yer. Kesinlikle. Yurt dışındaki okullarımız var. Mesela onların öğrencilerin verilerini de oradan takip edebiliyoruz. Çok güzel. Bu sistemi bize gelen sorulardan ben de bir teknik biri olarak merak ediyorum. Bu sistem %100 Türk mühendisleri mi yaptı? Başka yerlerden yardım aldınız mı? Nasıl? Made in Turkey. Made in Turkey. Evet. Tamamen bizim arkadaşlarımız tarafından üretilmiş, yani bu işe emek veren insanlara da buradan bu vesileyle teşekkür etmiş olalım. Bu sistemin kurulumdan ayakta kalmasını ve bugüne gelmesinde ve yarın vizyonun belirlenmesinde çalışan herkese bu vesileyle teşekkür edelim. Fikir planında da, uygulama planında da çok önemli bir proje. Ve şu an canlı, diri, 24 saat hizmet verdiğimiz bir yazılım. Evet, hiçbir şey yapamıyoruz. Bu topraklardan çok yazılım çıkmıyor diyenlere de o zaman tabii güzel bir örnek olabilir. Yani sadece biz bakanlık olarak 87 yazılımla şu an bakanlığımızın bütün iş ve işlemlerini takip ettiğimiz gibi ÖSYM'ye, YÖK'e, bu anlamda belediyelere de web servislerle bilgi alan veren, onların işlerini de kolaylaştıran bir birimiz. Yani. Başka kurumlarla da entegrasyon yapılabiliyor tabii, buradaki tabii, veri tabanında. İşte dünyada örneği var mı? Dünyada örneği bu anlamda yoktur. İşte en son Sayın Bakanımızın talimatıyla Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görüşmelerde bulunduk. Onların talebi oldu. Şu an okulda çalışmalarımız sürüyor. Sanıyorum ikinci olacak ya. Süper. Şimdi biraz sistemi anlamaya çalışalım sorularla. Mesela sisteme nasıl girecek bir öğretmen, bir öğrenci, veri? Şimdi bunun değişik kanalları var. Bize dahil olan öğretmenin verileri bize geliyor, bilgileri. Biz ona yetkisine göre, kullanım alanına göre şifre belirliyoruz. O şifreyle işte öğretmense öğrencinin bilgilerini girebiliyor, onları takip edebiliyor. Okul müdürü ise daha bir üst düzey yetki veriyoruz. Müdür yardımcısı ise arada bir yetki veriyoruz. İl müdürünün yetkileri var, ilçe müdürünün yetkileri var. Bakanlık siz mi veriyorsunuz bu şifreleri? Tabii. Şöyle, yalnız bizim bir de ilde illerde ve ilçelerde görevlendirdiğimiz mebis sorumlularımız var. Bu işlere bakan arkadaşlarımız var. Böyle de büyük bir teşkilatız. Biz bazı illerde 3, bazı illerde 5 görevlimiz var. Yerinde de hizmet veriyoruz. Hepsi, bütün hizmeti merkezden vermiyoruz. Çünkü Türkiye'nin en büyük bakanlığının Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'yız. Ve bu anlamda teknolojiyi de iyi kullanan bir yapıya sahibiz. İşlerimizin büyük bir kısmını elektronik ortamda, bilgisayar ortamında ve yazılım ortamında takip ediyoruz. Dolayısıyla böyle güçlü ve büyük bir teşkilata da ihtiyaç vardı zaten. Desteğiniz de o anlamda hem yerinde hem çevrim için, yani internet üzerinde. Şöyle söyleyebilirim Bilal Bey. 24 saat hizmet veriyoruz. Arkadaşlarım 24 saat uyanık, dinamik. Çünkü sistemin
tıkanmaya, durmaya tahammülü yoktur. Evet, çok devamlı tekerleğin dönmesi lazım. Onu soracağım. Peki öğrenciler nasıl şifre alacak? Öğrencilerin giriş şekilleri şöyle: kimlik numaraları, okul numaraları ve doğum tarihleriyle giriyorlar. İkinci bir aşamada bir güvenlik daha var. Orada da fotoğraflar geliyor. Onlardan bir tanesini seçiyorlar. Ama bu konuda yeni çalışmalar yapıyoruz. Onlar olgunlaştığı zaman kamuoyuyla paylaşacağız. Peki bu sistem işte üç ayağı bacağı olan, yani öğretmen, idareci, veli ve öğrenci, hatta dört ayağı. Evet. Bunlar şifreli içeri girdiler. Öğrenci ne görüyor? Veli ne görüyor sistemde? Veli öğrencisin, yani velisi olduğu öğrencinin notlarını görüyor. Sınıftaki öğrencinin ortalamasını görüyor. Sınıfın ortalamasını görüyor. Bunu yeni ekledik mesela. Sade notları görüyordu. Diyelim çocuk matematik dersinden 40 puan almış. Sınıfın ortalaması diyelim 45. O zaman çocuk çok başarısız değil. Ama 70, 80 ise sınıfın ortalaması, bunu mukayese etmeyi kıyaslayabiliyor. Çocuğun devamsızlıklarını görebiliyor. Bu anlamda bilgiler ulaşıyor. Öğretmen bu verileri girme yetkisine sahip. Müdür bütün sınıfları görme yetkisine sahip. Bu anlamda istatistik veri toplama, alma yetkisine sahip. Ama güvenliği sağlamak için log tutuyoruz. Herkesin yaptığı her hareketi kaydediyoruz. Ne demek o? Girdiniz, siz bir öğrenciye not verdiniz. O anda sizin size ait şifre kaydı sisteme dahil ediliyor ve sizin yaptığınız hareketi de kaydediyoruz. Diyoruz ki falan noğlu öğrencinin falan notu şu şekilde girildi. O kayıt da bizde duruyor. Faraza birkaç gün sonra yanlış yaptığınıza kanaat getirdiniz, bu anlamdaki prosedürleri takip ettiniz ve notu değiştirdiniz, bunu da kayıtta tutuyoruz. Hesap verilebilirlik, geriye doğru takip edilebilirlik anlamında böyle bir sistem. Değiştirmek de mümkün, yani yanlış yazıldıysa yanlış verilmesi. Bunun tabii prosedürleri var. O prosedürleri tamamladıktan sonra bunu yapabilirsiniz ama bu da kayıt altında. Yani. Peki şimdi ben bir veliyim. Evet. Notları görüyorum, devamsızı görüyorum. Evet. Girmediğim zaman beni bilgilendirme bir sistemi var mı? Örneğin öğrenci okula gitmedi veya düşük not aldı. Tabii onu okul idarecileri takip ediyorlar. Öğretmenleri uyarıyorlar. Ki zaten karne dönemi geldiğinde onların süreçleri var. O süreçler içerisinde okul idarecileri onları takip ediyor. Öğretmen uyarıyor. Notlarınız girildi, girilmedi, bunları girin diye. Öğrenci tarafında bir şey oluyor mu? Öğrenciye bir bilgilendirme yapılıyor mu? Devamsızlık noktası. Evet, mesela bununla ilgili başka bir sistemimiz var. E-okulla entegre çalışan 8383 SMS mesaj sistemimiz var. Bu sistemde de yalnız abonelere hizmet veriyor bu sistem. Çocuk devamsızlık yaptığı zaman velinin cep telefonuna anında mesaj gidiyor. Sonra öğrencinin sınav tarihleri gidiyor. Sonra öğrencinin notları gidiyor. Nasıl bir veli nasıl abone mi olması lazım? Tabii abone oluyor. 83 abone olması. Abone oluyor. Bizim onlara verdiğimiz doneler doğrultusunda işte nedir? Devamsızlık bilgisi, not bilgisi ve sınav tarihleriyle ilgili bir de öğrencileri ve velileri bilgilendirmemiz gereken hususlarda SMS hizmeti gidiyor. Bunun için abone olmaları gerekiyor. Ücretli mi? Ücretli. Tabii, peki bunu bir buradan müjde verebilir miyiz? Ücretsiz yapsak. O bizim işimiz değil. O başka birimlerin işi. Biz sadece orada e-okuldaki veri trafiğini sağlıyoruz. Çok önemli bir veri de çünkü. Evet. Yani çok önemli bir veri, çok da işe yarıyor. Mesela veli çocuğun okula gidip gitmediğini anında takip edebiliyor. Öğrencisinin durumunu mesela dönem sonundaki karneden değil de anında takip edebiliyor. Peki sınavlarını takip edebiliyor. Çok önemli. Herkesin akıllı telefonu var. Evet. Otobüste, vapurda, iş yerinde, trende öğrencisinin veya öğrenci kendi notunu akıllı telefon uygulaması var mı? Mobil uygulamamız var. 2014'ün işte ortalarında hizmete soktuk. Şu anda yeniliyoruz. Çünkü orada bazı bilgileri paylaştık, bazılarına müsait değildi o günlerde. Şimdi yeni ilave bilgilerle birlikte mobil e-okul uygulamamızı güncelliyoruz. Bu mesela Google Play'de ve Google'da geçen hafta 7. En çok aranan şeyde Apple Store'da ikinci sıradaydı dün mesela. Demek ki veliler bunu gerçekten kullanıyorlar. Böyle rakamlar var mı? Hani çok kısa alabilir mi? Mesela kaç kişi kullanıyor? Kaç öğretmen, kaç veli, kaç idareci? Şu an sistemde 25 milyon öğrencimiz kayıtlı. Yaklaşık 15-16 milyon aktif öğrencimiz var. Bir kısmı okulunu tamamladığı için sistemde kayıtlı ama 2008'den bugüne takip ediyoruz.
100 milyonun üzerinde EOK'la giriş oluyor bazı aylarda. Mesela TEOK sınavlarının, temel eğitimlerin, orta öğretime geçiş sınavlarının olduğu, sonuçların ilan edildiği dönemlerde 100 milyonun üstüne çıkıyoruz. Karne dönemlerinde 100 milyonun üzerine çıkıyoruz. Bugünlerde demek ki bir yoğunluk olacak. Şu an hem öğretmenlerin giriş anlamında yoğunluk var, hem öğrencilerin takip anlamında, velilerin takip anlamında ciddi bir yoğunluk var. Tam da burada biz bir etiket açmıştık. Etiket e-okul diye. Buraya soru ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz diye dinleyicilerimiz. Oraya gelen şeylerden biri öğretmenlerden geliyor en çok. Herhalde belli bu yoğunluktan dolayı sistemde bazı sıkıntılar oluyormuş. Bu nasıl çözülecek veya var mı böyle bir sıkıntı? Şu an biz zaten sistemimizi yeniliyoruz. Sunucularımızı falan yeniliyoruz. Geçen ay itibariyle yeni sunucular aldık. Onları yeniliyoruz. Bu anlamda yenileme çalışmamız sürüyor ama bunun birkaç etkisi var. Bir tanesi dönemsel, o yoğunluktan dolayı olabiliyor. Bunlar geçici ama bazı yörelerde internet hızı, internet servis sağlayıcılarının verdiği hizmetin düşük kalitede olması dolayısıyla da sıkıntılar yaşanabiliyor. İşte mobil cihazlarla giriliyor veya bu anlamda ne bileyim işte uzakta köylerde, kasabalarda sisteme girilmesi gerekiyor. Girilmeye çalışıyor. Bu tip durumlarda evet, da sorun yaşanabiliyor. Öyle bir soru vardı. İnternetin düşük olduğu, yavaş olduğu yerlerde bir çözüm üretilebiliyor mu? Şu an zaten bizim bu anlamda ürettiğimiz bir çözümümüz var. Nedir? Bu anlamda sıkıntılı bölgeler için uydu internet hizmeti alıyoruz. TürkSat üzerinden alıyoruz. Yaklaşık 2000 okulumuzda şu an uydu internet hizmeti var. O hizmet üzerinden oradaki idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz e-okula, MEBİS'e veya diğer yazılımlarımıza girerek hizmet alabiliyoruz. Bulunduğu yerde internet kötü olabilir ama okulun binasının içinde... Tabii şimdi 24 saat esaslı dedik ya, diyelim öğretmenimiz işi bitti, okuldan ayrıldı, evine gitti. Burada veri girmesi gerekiyor, veriyi takip etmesi gerekiyor. Bu tip durumlarda sıkıntı yaşayabiliyor o yörenin. Şartlarından dolayı sıkıntı yaşayabilir. Şimdi bir öğretmen sormuş. İşlem süresi 10 dakika. Bu süre çok uzun diyeyim. Herhalde notlarına girecek. 10 dakika sonra sistem kendini kapatıyor galiba. Öyle bir şey oluyor. Uzun diye mi soruyor, kısa diye mi soruyor? Çok kısa 10 dakika. Bunu uzatabilir miyiz? Bunu niye böyle yaptınız? Aslında uzun. Uzun mu? Şöyle. Şöyle örneklendireyim. Siz bankacılık işlemi yapıyorsunuz. Evde açtınız monitörü. 10 dakika durmaz. Para transferi yapacaksınız. Siz gittiniz, işte yenge hanım geldi, o arada başka transferler yaptı. Şimdi dolayısıyla bu anlamda bir güvenlik getirmemiz gerekiyor. O 10 dakika uzun. O bilgisayar anonim bir bilgisayar olabilir, herkesin kullandığı. Tabii. O yüzden şey bile olsa, kişisel bile olsa bizim o sistemi kapatmamız gerekiyor, tekrar giriş sağlamamız gerekiyor. Bu önemli ve gerekli bir güvenlik ayarı. Çok güzel bir cevap oldu. Buradan güvenliğe girecek olursak, şimdi bu sistemde 25 milyon kişi kullanıyor. Korkunç bir veri tabanı var. Yani evet. İnsanların bilgileri, TC kimlik numaraları. Şimdi hep konuşuyoruz son zamanlarda siber saldırılar. Evet. Ülke dışından, ülke içinden. Bu çok kıymetli bir şey. Bunu nasıl koruyorsunuz? Bu anlamda da biz önemli bir müşteriyiz. Yani hem kullanıcılarımız açısından büyük bir işletmeyiz, büyük bir organizasyonuz. Saldıranlar açısından da büyük bir organizasyon. Evet. İyi bir işte kabartıyor. Yani. İşte kabartıyor. Bunun için profesyonel elemanlarımız çalışıyor. Ciddi bir altyapımız var, güçlü bir altyapımız var. Hamdolsun şimdiye kadar da bu anlamda bir zafiyet yaşamadık. Çok zor şartlarda ciddi saldırıları savuşturduk. Bu öyle şeyler yaşamışız. Bunları da tabii kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Çünkü bu sefer başkalarının iştahını kabartıyor. Doğru. Peki bunun bir hani saldırı olduğu diyelim, bir yedeklemesi tabii. O tip. O konuda güvenlik tedbirlerimiz de var. Artı yeni uygulamalar da yapıyoruz. Şu an iki ilde daha yedek sistem kurma çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi böyle hem güvenlik var hem müthiş bir hizmet var. Evet. Tabii sizin bir müşteri hizmetleriniz vardır mutlaka. Tabii. Öğretmenler, öğrenciler bunun sorularını, bu konuyla alakalı görüşlerini belli mecralardan, kanallardan. Tabii. Hangi kanallarda? O kanalları alo 147 hattımız var. Alo 147. Evet. Alo 147 hattından bize ulaşan sorunlar, şikayetler bize ulaşıyor. Hızla cevap veriyoruz. Bugünlerde Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürlüğümüzün yeni bir çalışması daha var. Bakanlık merkezinde kuracağımız yine benzer bir sistemle bizden de görevli arkadaşlarımız orada hazır bulunacaklar. Onlar da bu anlamdaki, çünkü hem kullanıcı sayısı çok yüksek, evet, hem personel sayısı çok yüksek. Tek kanal yeterli olmuyor. Bize maille de ulaşabiliyorlar, telefonla da ulaşabiliyorlar ama dediğim gibi rakam çok yüksek. Bunu kaldırmamız bazen mümkün olmuyor. Hele hele belli dönemlerde. Onun için
yeni mecralar, yeni çözüm yolları da üretmeye çalışıyoruz. O zaman tekrarlayabiliriz müsaadenizle. Alo 147'yi arayabilirler. Evet. İdareciler, öğretmenler, öğrenciler. Evet. Mail adresini buradan tekrarlayabiliriz. Şu an web sitemizden ulaşabilirler. Şu an yeni kurulacak bir sistem var. Onu kamuoyuyla paylaştığımızda onunla da çok yoğun basın artık ilişkiler. Biliyorsunuz akıllı telefon, sosyal medya kullanımı. Evet. O konuda mesela sosyal medya takip ediliyor mu? Öyle bir şey yapılıyor mu? Bu konuda çalışmalarımız var. Tamam, basın ve halkla ilişkiler müdürlüğümüz 2 gün önce duyurdu. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını duyurdu. Evet. Biz de birim olarak bu anlamda çalışma yapıyoruz. Ben de şahsi olarak özellikle takip ediyorum. Evet. Milli Eğitim Bakanı çok uzun süre Twitter hesabı açmamak üzerine bir politika vardı. 3-4 gün önce MEP Basın diye bir Twitter adresi açıldı. Evet. Biz hatta çok ben kendim oldu. De tweet atmıştım. Bu önemli bir şey. Biraz geç kalınsa da demek ki orada iletişim devam edecek yani. Özellikle belli dönemlerde o duyuruların hızla yayılması gerekiyor. İşte hava şartları uygun olmayınca okulların tatil olması vesaire durumlarda veya özel durumlarda belki bu iyi bir çözüm. Evet, evet, o geri bildirimler önemli. Sizin sistemi geliştirmez açısından da özellikle şeyler olabilir. Şöyle bir şey var. Sınavlar artık ortak oluyor. Sınav tarihleri merkezi olarak belirlense ve e-okula kaydedilse daha sistematik bir yaklaşım elde edilemez mi diye bir şey gelmiş. Şöyle, ortak sınavları zaten Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğümüz takip ediyor. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyor. Tarihlerini paylaşıyor, duyurularını paylaşıyor. Bu anlamda kamuoyunun bilgilendirme ihtiyacının olmadığını düşünüyorum. Yani yeterince bilgilendiriyoruz ki çocuklarımız da sınava girecekler için bunu yakinen takip ediyorlar. Bu konuda sıkıntı yok diyebiliyorum. Tamam. Peki sizin şimdi buradan bizim programımıza özel e-okul var olan kullanıcılara bir şeyiniz var mı? İşte bir ay sonra şöyle bir özellik gelecek. 2 ay sonra böyle bir özellik. Hani planladığınız bir yol haritanızda. Bonus. Bir şeyiniz var mı? Bize şimdi duyuru şöyle mesela şöyle bir soru bekliyordum. Gelmedi. Onu hemen açıklayayım ben. Sayın Bakanımızın talimatıyla biz bir çalışma yaptık. Aralık ayı gibi bitirmeyi hedefliyorduk ama Ekim'in son haftası bitirdik. E-okul ve veli bilgilendirme sistemi daha önce sadece Internet Explorer'ın bazı versiyonlarında çalışıyordu. Şu an bütün platformlardan bağımsız her platformda çalışır hale geldi. Bu çok önemliydi. Bizim için de önemliydi. Kullanıcılarımız için de önemliydi. Hı-hı. Çünkü Internet Explorer kullanmayan çok sayıda kullanıcı var. Bunlar e-okula giremiyorlardı. Bu bizim önemli aşmamız gereken darboğazlardan biriydi. O önemli, evet. Bir sürü cihaz var, bir sürü işletim sistemi. Biz uyumluluk ayarları falan koymuştuk siteye. İnsanlar sistemden girip uyumluluk ayarlarını falan değiştiriyorlardı. Şimdi cep telefonu, bütün işte bu anlamda Internet Explorer, bütün mecralardan, işletim sistemlerinden rahatlıkla girebiliyorlar. Rahatlıkla işlemlerini yapabiliyorlar. Çok güzel bir şey. Otobüste giderken, evde otururken, kahvede otururken bu tip e-okul üzerinden işlemlerini yapabiliyorlar. Bunun dışında bizim tabii geleceğe dönük planlarımız ve projelerimiz var. Belki bunları birkaç bir şey söyleyebilirim. Evet, lütfen. Özellikle e-devlet entegrasyonu konusunda. Mesela e-devlet kapısı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Az önce Tuğan Beyefendi'nin de söylediği gibi bu anlamda işte e-devlet üzerinden de direkt girişleri sağlayıp işlem yapabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Öyle bir, mi? İki, diğer kurumlarla mesela görüşüyoruz. SGK'ydı, ÖSYM'ydi, YÖK'tü. Onların gelecek vizyonlarını ve programlarını da projelerini de alarak, çünkü biz hepsine birden hizmet veriyoruz. Mesela bizden çocuğun mezuniyet bilgisini ÖSYM kullanıyor, YÖK kullanıyor, işe girecekse işte İşkur kullanıyor, SGK kullanıyor. Bu anlamda adımlarımızı atarken onların plan ve projelerini de alarak hareket ediyoruz. Kısaca şunu söyleyebilirim, Beşik'ten mezara kadar eğitim var ya, evet. Biz Beşik'ten mezara kadar bütün öğrencilerimize hizmet verecek, onların daha rahat etmesini sağlayacak, onların bu anlamda kendilerini güvende hissedecekleri, iyi hizmet alacakları bir e-okul planlıyoruz ve onun üzerinde çalışıyoruz. Şey çok güzel, Türkiye Gov.tr kullanıcılarının e-okul entegrasyonu. Mesela şey sorunu olabilir, bilmiyorum şimdi ne kadar, işte öğrenci belgesi, İşte lise diploması, ortaokul diploması. Tabii. Bunlar belki sistemden alınabilir. Evet. Onlar ÖSYM web servis üzerinden kontrol ediyor o bilgileri. Bir de 2008'den öncesi için bir projemiz var. Şu an 2008'e kadarki veriler kayıtlı e-okulda. Daha öncesi yoktur. Şu an arkadaşlarım çalışıyorlar. 2008'den önceki
öğrencilerin de diplomaları, bütün bilgileri, tabii diploma bilgileri, diploma bilgileri ve mezuniyet bilgileri, okul bilgileri sorgulanabilecek hale getirmeye çalışıyoruz. Ne zaman olacak bu güzel bir bilgi, haber? Şu an çalışıyoruz, tarih vermek doğru olmasın. Daire başkanı olarak. Peki son şeyde siz 87 tane projeden bahsettiniz. Evet. 87 tane iş yapıyoruz. Peki bunlar MEPSİS çatısı altında mı oluyor? Büyük bir kısmı MEPSİS çatısı altında ama bağımsız çalışan yazılımlarımız da var. Son bir dakikamız var. Ne dersiniz bu hani daire başkanı onu da yapıyor? Şimdi mesela REBUS var. Yurt dışına giden öğrencilerimizin burs işlemlerinin takip edildiği. Sonra işte insan kaynaklarımızın öğretmen atamaları için kullandığı yazılımlar var. Bunlar zaten kullanıcılar çok iyi takip ediyorlar, biliyorlar. Bir de hem görsel olarak hem de sistemlerimizi kullanan insanların işlerini daha rahat yapabilmeleri, daha kolay yapabilmeleri, daha sorunsuz yapabilmeleri ve zihinlerindeki soru işaretleri kalmadan işlerini çözebilmeleri için çalışıyoruz. Hızlı anlatmaya çalışıyorum bu arada. En son öğretmen atamasında şöyle bir şey yaptık. Tercih ettikleri okulu haritadan görebiliyorlardı. Ulaşım sorunlarına kadar çözmek takip edebiliyorlardı. Yok. Süper. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ankara'dan buraya geldiniz. Bizi kırmadınız. Hem velilerimize, öğrencilere, öğretmenlerimize kıymetli bir sistemi anlatmış oldunuz. Dijital Hayat'tan bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi cumalar, iyi haftalar. TürkSat Dijital Hayatı sundu.